Avrasya Hospital Önce Sağlık programını sunar. İyi haftalar. Önce Sağlık programına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu sizlerle konunun uzmanından öğreneceğiz. Bugünkü canlı yayın konuğum kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Mehmet Koç. Kendisiyle tüp bebek ve kısırlık tedavisini konuşacağız. Sizler de ekranları başında konumuza ilişkin canlı yayına katılıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın hocam. İyi haftalar diliyorum. Teşekkürler. Bugün size çok önemli bir konuyu sizlerle konuşacağız. Bilgileneceğiz hep birlikte seyircilerimizle. Şimdi tüp bebeği özellikle bugünkü konumuz olsun istedim ben. Sizinle bir hafta öncesinden konuştuğumuz üzere. Şimdi hocam tüp bebek çok zahmetli, stresli, uzun bir yolculuğun ardından bizlerin bildiği ama sonucu çok kıymetli ve güzel bir ailenin büyümesine özel bir duygu diye ben yani biliyorum. Çocuk çok farklı bir duygu. Yani çocuk sahibi olan bütün herkes bilir ki çocuk sevgisi diğer hiçbir sevgiyle karşılaştırılamayacak bir duygu. Evet. Benim de kızım var. Yani kızım bir tarafa, dünya bir tarafadır. Evet. Yani buna ulaşmak için, yardımcı olduğum için çok mutlu olduğum bir alan. Benim tüp bebek çok sevdiğim bir alan. Yani insanlara yardım etmek, insanların çocuk sahibi olmasına bir şekilde katkıda bulunmak çok güzel bir olay. Çok seviyorum. Baştan işimi de çok seviyorum. Çok zahmetli. Yani zahmetsiz değil. Yani ve zahmetli olduğu zaman başarı elde ettiğim çocuk sahibi olsam, bu da çok daha büyük mutluluk veriyor tabii ki. Peki öncesinde tüp bebek nedirle başlarsak sonra diğer sorularımıza tüp bebek aslında yardımcı üreme teknikleri dediğimiz bir genel grubun son tedavi şeklidir. Yani işte bunun içinde yumurta takibi yapıyoruz, aşılama yapıyoruz ama en sonunda eğer bunlara rağmen sonuç alamadığımızda bebeği dışarıda laboratuvar ortamında büyütüp annenin rahmine verdiğimiz bir yöntem. Evet. Yani doğal olayların dışında doğal olaylarda bebek anne rahminde oluşurken biz bebeği anne rahminin dışında oluşturuyoruz, laboratuvar ortamında oluşturuyoruz. 4-5 gün laboratuvar ortamında büyütüyoruz. Ardından annenin rahmine bebek yerleştiriyoruz. Kısaca tüp bebek dediğimde olay bu şekildedir. Peki kimler ve hangi aşamalar olmazsa yapılıyor tüp bebek? Şimdi tüp bebekte öncelikle biz çiftlerin bir yıllık ilişki sonrasında eğer gebe alamamışsa biz bunları infertil ya da, yani kelime anlamı çok hoş değil ama kısırlık açısından takibi alıyoruz. Tabi burada yaş faktörü önemli. Eğer 35 yaşın üzerindeyse bu, biz bir yıllık bekleme sürecini biraz daha kısaltmak istiyoruz. Evet. 6 aylık bekleme sürecinden sonra bakmak lazım. Eğer erkekte sperm sayısı düşükse veya hiç sperm yoksa, bu çiftler tüp bebek için bir adaydır. Evet. Ya da kadında yumurtada bir problem varsa, yumurtlama ile ilgili bir problem varsa, hı hı, ya da tüplerinde bir sorun varsa, bu çiftler de tüp bebek için bir adaydır. Evet. Bir de bazen her şey normal olmasına rağmen çiftlerin uzun dönem bütün denemelerine rağmen çocuk sahibi olamadıkları durumda da biz yine tüp bebek tedavisini uyguluyoruz. Buna açıklanamayan infertilde ya da sebebi bilinmeyen infertilde diyoruz. Bu evet, yöntemde tüp bebek tedavisini uyguladığımız, tüp bebek uyguladığımız hastalar gruplarından biridir. Peki başarı oranı nedir anne baba adaylarına? Başarı oranında en belirleyici faktör aslında anne yaşıdır. Anne yaşı ne kadar gençse tüp bebekte başarı şansı o kadar yüksektir. Evet. Bizim genel olarak şöyle sınıflamamız vardır. 30 yaşın altında %60-%65'lere kadar bir tek bebek transferiyle, bir tek bebek yerleştirmesiyle başarı şansı artmakta. 30-35 yaş arası %50 civarındadır. 35-40 yaş arası %45-50. 40 yaşından sonra ne yazık ki, yani kadın yaşı 40'ı geçtikten sonra başarı şansı azalmakta. Evet. 43'ten sonra ise %5'lerde bir gebelik şansı en fazla olabilmektedir. Bu nedenle çiftlerin eğer yaşla ilgili bir problem varsa daha hızlı hareket etmelerini öneriyoruz. Yani çünkü bütün şekillerde gebelik başarı şansını en önemli, evet, önemli etkileyen faktör anne yaşı. Evet. Peki şimdi sizin yapmış olduğunuz uzmanlık alan çok önemli. Erkekte mi kadında mı daha fazla bu sorunun? Aslında genel olarak baktığımızda her iki tarafta da %40 kadın, %30 civarında erkek faktörünü görüyoruz.
%30'da da hem kadında hem erkekte problem olabiliyor. Bir de şu var, gün geçtikçe problemler de artıyor. Evet. Beslenme şekilleri, hormonlu gıdalar tüketiyoruz. Stresli bir yaşam tarzı, sigara, karbondioksit, yani gürültü, her şey etkiliyor. Ve evet, sperm sayısı gün geçtikçe erkeklerde azalmakta. 1945'li yıllarda 70 milyon sperm sayısı normalken, en son 2010'da 20 milyona biz normal diyorduk. Son şeylerde 15 milyona kadar normal diyoruz. Evet. Ve her yıl %2 de erkeklerde sperm sayısı düşüyor. Bu nedenle çiftlerdeki çocuk sahibi olma sorunu artmaya başlıyor. Aynı etki kadınlarda da var. Kadınlarda yumurta sayısında çok fazla azalmalar var. Eskiden yani menopoz yaşı 50'lerdeyken şimdi çok daha erkene gelmeye başladı. Veya biz çok fazla sayıda 30 yaşında, 35 yaşında, 25 yaşında yumurtalığının çok azalmış hastalar görüyoruz. Veya erken menopoza giren hastalar görüyoruz. Bu da endüstriyel toplumun etkisinden biri düşünüyorum. Çünkü hormonlu gıdaları yiyoruz. Hazır gıdalar tüketiyoruz. Fast food bir yaşam tarzı sürüyoruz. Bunlar da gebelik şansını azaltıyor. Evet. Peki bir izleyicimiz ismini vermeden sorusunu yöneltiyor. Hocam size ulaşmak istiyorum. Kaçıncı aşılama evresinde ben bebek sahibi olabilirim? Aşılamanın etkisi var mıdır? İlkte de olabilir mi? Yoksa... Ya, ilkte de olabilir. Yani aşılama dediğimiz yöntem tüp bebekten biraz daha farklı bir yöntem. Aşılamada yine doğal yollara gebe kalınıyor. Biz spermi hazırlıyoruz. Anne yine yumurtasının gelişimini hazırlıyoruz. Ve spermi direkt rahmin içine veriyoruz. Evet. Aşılamanın gebelik başarı şansı %15 civarındadır. Eğer iyi şartlarda. Her bir aşılamada %15. İki aşılamadan sonra biz tekrar üçüncü bir aşılamayı önermiyoruz. İki defa aşılamada gebe kalınmışsa, eğer kalınmamışsa tüp bebek tedavisine geçmesini öneriyoruz. Peki teknoloji gittikçe ilerliyor. Sağlıkta da çok önemli yeniliklere imza atıyoruz. Özellikle Türkiye adına. Peki tüp bebekteki yeni gelişmeler, yenilikler neler? Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Biz de her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Yani eskiden ilk tüp bebekte 1979'larda başlamış tüp bebek tedavisi. Ve sadece tüplerinde problem olan insanlarda tüp bebek yapılıyormuş. Ve o zaman başarı şansı %1'lerde. Son dönemde tüp bebekte başarı şansı genç yaş hasta grubunda %60'lara, %65'lere kadar çıkabiliyor. Bebeklerin burada tüp bebekte başarı şansını belirleyen iki tane önemli faktör var. Bir, evet, verilen bebeğin ya da embriyonun, transfer edilen embriyonun sağlıklı, kalitesi. Bunun kalitesini takip etmek için şimdi video takip sistemleri var. Video takip sistemleri biz bebekleri takip edebiliyoruz açmadan. En kaliteli embriyoyu seçmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili eskiden ikinci gün, üçüncü güne transfer yapılırken şimdi beşinci güne kadar bebekleri bekletebiliyoruz. Bu da bizim seçme şansımızı artırıyor. Seçme şansımız arttığı sürece başarı şansı artıyor. Son dönemde bebeklerin kromozom analizlerinin yapılarak transfer edilmesine yönelik çalışmalar var. Bu da çünkü sağlıklı bebek verdiğiniz zaman gebelik oranı daha yüksek oluyor. Yani gebelik oranı çok daha yüksek oluyor. Buna yönelik çalışmalar var. Her gün rahim içiyle ilgili eğer işte niye kabul etmiyor ya da niye bebek kabul ediyor, niye gebe kalıyor, bunlarla ilgili çok yoğun araştırmalar var. Çok kompleks bir olay. Yani gebelik oluşumu çok farklı olay. Şimdi yeni araştırmalar immünolojik dediğimiz, yani annenin gebeliğe karşı vermiş olduğu tepkileri. Çünkü bazı durumlarda biz çok kaliteli bebekler vermemize rağmen gebelik elde edemiyoruz. Her şey çok güzel. Çok güzel transferler yapıyorsunuz ama yine gebelik oluşmuyor. Bu durumlarda da immünolojik sebepler dediğimiz annenin gebeliğe karşı vermiş olduğu tepkiler ön planda geliyor. Buna yönelik araştırmalar var. Evet. Biz kendi kliniğimizde de uyguladığımız gebelik asit dediğimiz bir yöntem var. Bu annenin vermiş olduğu tepkiyi baskılamaya yönelik. Bunlar da başarı şansını artırıyor. Ve her gün yeni bir şeyler ekliyoruz. Eskiden dondurma diye bir şey, yani biz bebeklerin bir kısmını donduruyoruz, yoktu veya başarı şansı çok azdı. Şu anda günümüzde bizim kendi kliniğimizde de öyle, laboratuvarımızda da öyle, dondurulmuş transferlerde başarı şansı taze verdiğimiz gebeliklerden çok daha yüksek. Evet. Her gün yeni bir şeyler ekleniyor ve eskiden 4 transfer, 5 transfer yapılırdı. Hatırlarsınız 6'lı gebelikler, 5'li gebelikler olurdu. Şimdi işler çok ilerlediği için biz tek transfer yapıyoruz. Tek transferde gebelik, amaç gebelik oluşturmak değildir. Amaç sağlıklı bir çocuğun doğumunu sağlamaktır. Tek transferde bu
gebe kaldıktan sonra doğum ihtimali, doğumda problem olma ihtimali daha az olduğu için tek transfer yapıyoruz. Ve gelişim çok iyi yönde olduğu için artık tek transferle çok rahatlıkla gebelik elde edebiliyoruz. Evet. Bir izleyicimiz ismini yine vermeden sorusunu yöneltmiş. Hocam kistler ve miyomlarım var. Tüp bebek tedavisi görebilir miyim diye bir soru yöneltiyor. Miyom konusu, miyomlar rahmin 3 kısmında yerleşebiliyor. Tamamen dışında olabiliyor veya iç duvar dediğimiz kısımda olabilir veya içinde olabiliyor. Eğer içinde miyom varsa mutlaka tedavi etmek gerekiyor. Evet. O miyomu almadan, submüköz dediğimiz rahim içindeki miyomları almadan tüp bebekte başarı şansı çok azdır. Eğer rahmin tamamen dışındaysa ve 5 santimin altındaysa çok etkilemeyecektir tüp bebek başarı şansını. Direkt tüp bebeği alınabilir. Rahmin içinde olan, diş duvar tabakasında olan miyomlar ise eğer rahmin bebeğe yerleştireceğimiz yere baskı yapıyorsa önce alınması gerekiyor. Ama burada sadece miyomun büyüklüğü yeri önemli değil. Hastanın yaşı önemli. Yani 40 yaşındaki bir hastaya miyomu varsa ve çok büyük değilse önce tüp bebek tedavisi yapmak lazım. Çünkü miyomu ameliyatından sonra 6 ay 7 ay boyunca tüp bebek tedavisine başlayamazsınız. Rahmin tekrar kendi kendini toparlaması gerekiyor. Çünkü süre gerekiyor. Süre gerekiyor. Evet. Yani birçok faktörü değerlendirmek gerekiyor. Miyomun yeri, miyomun büyüklüğü, hastanın yaşı, hastanın yumurta kapasitesi. Eğer yumurtası azsa yine beklememek gerekiyor. Yani bu muayene ettikten sonra ancak karar verecek bir şey. Hem miyom varken tüp bebek tedavisi başlanabilir ya da tam tersi. Önce miyom alıp ardından tüp bebeğe başlanabilir. Veya bazı durumlarda önce tüp bebek tedavisi yapılabilir. Alınan bebekler dondurulur. Sonra miyom alınır. Daha sonra o bebekler çözülerek tekrar tüp bebek tedavisi verilebilir. Yani bizde hastalık yok. Yok. Yani evet. Her hasta için farklı kararlar verilebilir. Evet. Hastayı bir bütün olarak değerlendiriyoruz biz. Yani sadece miyomu var, tüp bebek yapılır ya da yapılmaz değil. Bakacaksınız hastanın diğer durumlarını da göz önüne alarak ona göre bir tedavi seçeneği sunulabilir. Evet. Erzurum'dan Ayşe Hanım sorusunu yöneltmiş. Hocam başından beri sizi takip ediyorum. Yaşla ilgili soruyu yönelt, evet. Sorun olduğunu söylediniz. 45 yaşındayım. Ailemle birlikte tüp bebek yapmaya karar verdik. Uygun mudur? Adet dönemi yani, devam ediyormuş. Yani tüp bebek tedavisi adetin ikinci gününde başlar ya da üçüncü gününde başlıyoruz. Farklı protokoller de var ama yaş önemli bir faktör. 45 yaşından sonra ne yazık ki gebelik şansı çok yüksek değil. Evet. Yani eğer yumurta varsa mutlaka denenebilir, denenmez diye bir şey söyleyemiyoruz ama çok çok yüksek bir gebelik beklentisinde olmuyoruz ne yazık ki. Çünkü yaş hem yumurta sayısını azaltıyor, aynı zamanda yumurtanın kalitesini de azaltıyor. Aynı zamanda ne yazık ki ileri yaşlı 40 yaşından sonraki doğumlarda anomali oranı artıyor, düşük ihtimali artıyor. Yani gebe kalsa bile düşük ihtimali artıyor. Tabii ki hastamızın değerlendirdikten sonra ancak tedavi alınıp alınmayacağına karar verilebilir ama yaş önemli bir faktör. Evet. Ona göre yaşı ön planda tutuyor. Ya mutlaka. Yani ben bütün hastalarıma, yani diğer tüp bebek dışında bana tedaviye gelen, takip ettiğim hastalarıma da her zaman erken yaşta anne olmayı öneriyorum. Çünkü erken yaşta annelik, yani erken yaş dediğimiz 25. Kadının doğurganlık için en uygun dönemi 25-35 yaş arasıdır. Günümüz şartlarında da bu çok ama kariyer mi? Evet, sarkıyor. Yani, çocuk mu diye derken yaş yani bir anda. Arada bence çocuğu yapmak lazım. Yani çünkü 35 yaşından sonra gebelik problemleri de, gebelik komplikasyonları da artıyor. 25-35 yaş arasında doğumda gebelikle ilgili problemler de az oluyor. Peki devam edeceğiz. İstanbul'dan Nurayat Büyüklü sorusunu yöneltecek. Nurayat Hanım duyabiliyor musunuz? Evet, merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Ben birkaç kez polip ameliyatı geçirdim, operasyonu geçirdim. Evet. Ve rahimde kalınlaşma oldu. Bu gebeliğe şey yapar mı acaba, etki eder mi? Gebeliğe etkisi olur mu diyor. Hangi ameliyatı geçirdiğinizi bir daha alabilir miyim? Sesi çok net alamadım. Nurayat Hanım. Ne ameliyatı geçirmiştiniz Nurayat Hanım? Polip. Polip ameliyatı geçirdiniz. Evet. Rahim içindeki polipler eğer 1 santimin üzerindeyse gebeliğe engel. Çünkü bebeğin yerleştiği alanda bir engel oluşturuyor. Evet. Mutlaka polip varsa biz histereskopi dediğimiz rahim için kamerayla gözlenmesinde bir yöntem var. Evet. Onunla poliplerin alınmasını öneriyoruz. 1 santim üzerindeki polipler mutlaka gebeliğe engeldir. Buyurun. Birkaç kez bu ameliyatı geçirdikten sonra
hamile kalma şansı azalıyor mu yoksa? Hayır, çok etkisi yok. Yani mutlaka alınması lazım. Yani polip varken gebe kalma şansınız azalır. Ameliyatla birçok bir problemi yoktur. Yani polip varken tedaviye başlamamak gerekir. Polip görülmüşse önce polibi almak, ardından tedaviye başlamak gerekir. Anladım. Peki. Yani histeroskop ile bakmak gerekiyor. Histeroskop dediğim basit bir yöntemdir. Histeroskop yöntemi günübirlik bir işlemdir. Evet hocam. Hasta hastaneye gelir. Kapalı bir ortamdır. Kapalı bir ameliyattır. Kamerayla, yani televizyon ekranıyla biz ameliyatını yapıyoruz. 2 saat sonra evine gönderebiliyoruz. Zor bir operasyon değildir. Mutlaka histeroskop ile bakılmasını öneriyorum. Anladım. Peki oluşum sebebi nedir bunun? Vücudun sürekli yapması bu yasal bir şey mi? Et beni gibi bir şeydir histeroskopi. Çok fazla rahim içinde karşılanmamış hormonal dengesizlikler de polip oluşturabiliyor. Tam net bir sebebi de olmayabiliyor. Ama sık sık oluşması çok gördüğümüz bir olay değildir. Genellikle polipleri aldığımız zaman sonuç olarak ortadan kalkar. Miyomlarınız falan var mı sizin ayrıca? Evet, var. Yani miyom olduğu zaman polip olma ihtimali biraz daha artıyor. Hormonal düzensizliklere bağlı olabilir ama öncelikle histeroskopi yaptıktan sonra her şekilde tedavi alınabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş çok olsun, geçmiş olsun. Olsun. İyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam bir izleyicimiz Kıbrıs'tan bize ulaşmış. Emine Hanım polikistik over dedi hocam. Bunun detaylarını sizden dinleyebilir miyim diye sorusunuz. Polikistik over kadınların yaklaşık %20'sinde gördüğümüz bir durumdur. Poli çok demek. Yani genel olarak artık poli biz de öğrendik. Evet. Kist de yani bildiğimiz kist. Poli kist. Yani çok fazla zaten. Sayıda evet. Kist olması. Evet. Yani bu kadınların, normal kadınların 3 tane daha kadının yumurtasına sahiptir aslında bu kadın. Çok fazla sayıda yumurtası vardır. Çok fazla sayıda yumurta olduğu için hormonal düzensizliklere sebep olur. Ve bunlarda düzenli yumurta gelişimi olmaz. Devamını virgül koyalım hocam. Bursa'dan Gülsade Sert ile bekletmeyelim. Hemen sorusunu alalım. Tamam, daha sonra diye beraber cevaplayalım. Gülsade Hanım, Bursa'ya sevgiler. Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Yani kızım için aramıştım. Benim kızım 12 yıllık evli. 3-4 tane tüp deneme yaptı. Fakat birinde yumurtası oluyor. Dışı olmuyor. Birinde dışı oluyor. İçi olmuyor. Evet. Çok üzgünüm. Bebekleri yok. Onları da çok seviyorlar böyle. Doktora sormak istiyorum. Ne yapalım? Evet. Hatta kalın hemen Mehmet Koç hocamız sorusunun cevabını şimdi size paylaşıyor. Şimdi öncelikle polikistik over konusunu tamamlayalım. Polikistik over dedim çok fazla sayıda yumurtası vardı bu kadınlarımızın. Ama çok fazla sayıda yumurta olduğu için adet düzensiz yaşarlar. Ve bir yumurta gelişimliği sorun yaşar. Ama polikistik over hastası her zaman tüp bebekte de olsun, diğer tedavi yöntemi olsun şanslı gruptur. Adet düzensizliği yaşayarak. Yaşar ama yani bu evet. Tedavisi her zaman daha kolay olan gruptur. Çünkü tüp bebekte başarı şansının en fazla belirli noktalarından bir tanesi yaş, bir tanesi de yumurtadır. Evet. Ne kadar çok yumurta olursa gebelik şansı o kadar fazladır. Polikistik overlerde böyledir. Polikistik overlerde öncelikle basit tedavi yöntemlerini, yumurta geliştirme tedavi yöntemlerini deniyoruz. Ama bunlarla sonuç alamazsak tüp bebek tedavisine başlanabiliyor. Evet. Eğer kilo varsa polikistik overde mutlaka kilo verilmesini çok öneriyoruz. Çünkü polikistik over hastalarda insülin direnci vardır. İnsülin direnci olduğu için kilonun da etkisi vardır. Kiloyla adet düzensiz yapar. Kilo arttıkça adet düzensizliği problemi artar. Egzersiz öneriyoruz. Kilo verimini öneriyoruz. Bazen sadece kilo vermek bile polikistik overli hastalarda çocuk sahibi olmayı sağlayabiliyor. Ama diğer tedavi yöntemleri sonuç alamazsa tüp bebek tedavisinde alıyor. Tüp bebek tedavisinde polikistik overli hastalarda genellikle başarı şansı yüksektir. Daha şanslı. Daha şanslı. Evet. Gülsade Hanım'ın sorusuna gelince, yani tabii olayı tamamen bilmek lazımmış. 4 defa denenmiş. Acaba oluşan bebeklerin kalitesinde mi bir sorun var? Evet. Yoksa çok kaliteli bebek transfer edilmesine rağmen gebelik mi elde edilemiyor? Bunu bilmiyoruz. Eğer çok kaliteli bir gebelik bebek elde edilmesine rağmen gebelik elde edilemiyorsa, o zaman immünolojik sebepler dediğimiz, daha önce bahsettiğim sebepleri ön plan alıp gebelik hastalığımız yöntemler, evet, gibi yöntemleri kullanılabilir. Yumurta sayısını, işte çok az yumurta sayısı varsa ilaçsız tüp bebek yöntemi dediğimiz, daha az ilaç vererek yumurtanın daha az sayıda yumurta elde edip ama daha kaliteli yumurta elde ederek tüp bebek deneme edebilir. Ama tabloyu tamamen bilmek gerekiyor. Bilmeden net bir şey söylemek çok zor.
Peki Bursa'ya sevgiler gönderelim. Hocama ulaşmak için. Tabii bize ulaşabilirler. Gerek raporlarını gönderirlerse inceleriz. Ona göre kendilerine tekrar cevap verebilirim ben. Peki. Hemen şöyle diyelim o zaman. 0212 alan koduyla 665-5050'den değerli hocamıza ulaşma şansınız olacak. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Aynı zamanda birçok ödüllere sahip tüp bebek alanında da uzman bir isim. Operatör doktor Mehmet Koç'a verdiğimiz iletişim adresinden ulaşabilirsiniz. Hocam birçok reji yönetmenim uyarıyor. Çikolata kisti nedir? Hocam toplu bir cevap verirsek tüm izleyicilerimize kırmadan hepsine yanıt olmuş olsun. Çikolata kistim var. Tedavi olmak istiyorum. Aynı zamanda bebek sahibi olmak istiyorum. Çikolata kisti ismi güzel ama kendisi çok güzel olmayan bir hastalık. Yani tam sebebinin ne olduğu bilinmeyen. Evet. Rahim içi dokusu, bebeğe yerleştirdiğimiz rahim içi dokusu, endometrium dediğimiz dokunun vücudun başka yerlerinde de olması demek. Aslında kısaca bu şekilde. Yumurtalıklarda olabiliyor, tüplerde olabiliyor, her yere yerleşebiliyor. Ve her adet görmede de bu dokuda kanıyor. Evet. Kendi yerinde olmadığı için kanadığı dokulardan da iyileşirken yapışıklıklar oluşturabiliyor. Yumurtanın içerisinde kistler oluşturabiliyor. Ve oluşan kistler de yumurtanın kendi kapasitesini azaltıyor. Evet. Çikolata kisti var ise biz bir an önce çocuk sahibi olunmasını öneriyoruz. Yani erken dönemde çocuk. Çünkü çikolata kisti yumurtalıkların sayısını azaltıyor. Her yaşta olabiliyor mu? Her yaşta olabilir. Evet. Menopozdan sonra çikolata kistine bağlı şikayetler ortadan kalkar. Yani adet gören bir kadının problemidir. Sadece çocuk sahibi olmakla ilgili problem yaratmaz çikolata kisti. Çok ciddi ağrılı adet görmeler, cinsel ilişkide ağrı, yapışıklıklar. Ama gebelik çikolata kisti için yine de tedavidir. Eğer gebe kalınırsa şikayetler azalır. Çikolata kistlerinde durum biraz yine her zaman söylediğim gibi hastalık yoktur bizde. Hastanın değerlendirmesi vardır. Çok büyük çikolata kistleri varsa ameliyat düşünebiliyoruz ama genellikle çikolata kisti varsa biz kisti ortadan kaldırmak değil, öncelikle hastanın gebelik şansının bebek sahibi olmasına çalışıyoruz. Çünkü çikolata kisti varken de tedaviye başlıyoruz. Eğer hastalar çikolata kisti var denilirse ben biraz önce bahsetmiştim işte gebelik sahibi olmak için bir yıllık bir süreç vardır. Evet. Daha kısa sürede doktora başvurmalılar. Çünkü hızlı ilerleyen bir hastalık yumurtalıkların sayısını azaltıyor, gebelik şansını azaltıyor. Bir an önce çocuk sahibi olmak için tedavi alınmalı. Hastanın duruma göre de tedavi şekli aşılama ya da tüp bebek olarak biz karar veriyoruz. Evet. Şimdi birçok yönetmenimiz söylüyor reji çok fazla telefon geliyormuş. Hocam kariyer mi çocuk mu diye sohbet ediyoruz ya çok dikkatli izleyicilerimiz. Yaşlarda ilerledi ama biz yine de eşlerimizi ikna edip tüp bebek sahibi bile olsak çok mutlu olacağız diye sorular geliyormuş. Yani dediğim gibi gebelik şansı doğal ya da tüp bebek fark etmiyor. Yaş arttıkça düşüyor. Yani 45 yaşına geldim, 43 yaşında. Ben işte erteleyeyim, 43 yaşına gider tüp bebek yaptırırım, çocuk sahibi olurum diye bir şey yok. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Hocam şöyle tırnak içinde tüp bebekle normal bebek arasında ne fark var? İzleyicilerimize kısa anlayacakları bir dilde söylersek. Çünkü geçen gün çok da güzel Amrasya Hospital'da ben de katıldım. Dünya Prematüre Günü dolayısıyla çok güzel ailelerle tanıştım. Bir arada buluştuk. Çok güzel bir etkinlikti. Buradan da Amrasya Hospital'ı kutlamak istiyorum. Örnek bir davranış sergiledi. Küçücük bebeklerin büyük kahramanlarıyla birlikte hem doktorlarımıza hem ailelere çok önemli görevler düşüyor. Aile bütünleşiyor anladığım kadarıyla doktorla birlikte bir akraba konumuna geçiliyor. Yani diğer doktorlardan çok daha farklı bir konumda oluyoruz. Yani hem tedavi süreci bizim çok yoğun hasta ilişkisini gerektiriyor. Doktor hasta ilişkinden çok arkadaşlıklar da veya çok uzun yıllar devam eden dostluk bağları gittikçe çok uzun yıllar benim hala işte 10 yıl önce hastalarım hala ararlar, çocukların resimlerini gönderirler. Yani o ilişki hiçbir zaman kopmuyor. Çünkü biz onlar için çok özel oluyoruz. Ya bu da güzel bu duygu. Evet. İnsanın kendini özel hissetmesi çok güzel bir duygudur. Çok güzel duygusal anları ben de orada şahit oldum. Paylaşıyoruz. Evet. Yani hiç unutmuyorlar bizi. Biz de onları unutmuyoruz. Şimdi tüp bebekteki ile normal yoldaki olan biz tüp bebekte bebeği biz oluşturuyoruz. Anneden yumurtayı alıyoruz. Özel iğnelerimiz var laboratuvar ortamında. Babadan sperm alıyoruz. Bunları özel bir teknikle birleştiriyoruz. Laboratuvarda biz bebeği oluşturuyoruz. Bebek bizde 5 gün civarında misafir kalıyor. Yani 5 gün biz büyütüyoruz onu. 5 gün sonra annenin rahmine yerleştiriyoruz. Evet. Yani tamamen farklı bir teknik. Çok özel bir laboratuvar ve donanım gerektiriyor. Her şey etkileyebiliyor başarı şansını. O yüzden her şeyin çok titizlikle takip edilmesi gereken bir yöntem.
Laboratuvardaki en küçük bir gaz değişimi, en küçük bir sıcaklık değişimi bile tüp bebeğin başarı şansını çok etkiler. Çok ince, hassas bir olay. Ama biz bebek dışarıda oluşturuyor. Laboratuvarda oluşturulan bir bebek. Ama bebek anne rahmine verildikten sonra bütün süreç aynıdır. Yani doğal gebelikle tüp bebek arasında rahme yerleştikten sonra, bebek oluştuktan sonra hiçbir fark yoktur. Sadece oluşum biraz farklı. Evet. Peki yönetmenim, az sonra kısa bir ara vereceğiz. Çok fazla telefonların geldiğini söylüyor. Facebook ve Twitter üzerinden yine aynı konulara ilişkin farklı sorular da var hocam. Ama toplu bir mesaj ve Twitter'lara cevap olursa çok memnun olacağım. Dondurulmuş embriyo transferleriyle ilgili bilgi vermişti hocamız. Geçtiğimiz yıl tedavi görmek istedim diye çok fazla gelen telefonlarda. Nedir? Riski var mıdır? Nasıl yapılır işlem diye soran. Şimdi biz tüp bebekte tedavi aldığımız hastalarımız, elimize diyelim son gün 4 tane bebek kaldı. Evet. Bir tanesini transfer ediyoruz. Anneye veriyoruz, onun gebe kalması için bekliyoruz. 3 tane kardeşi kalıyor. Bunları ne yapacağız? Bunları donduruyoruz. Özel nitrojen tanklarımız var. Türkiye'de yasal sınırı 5 yıla kadar saklayabiliyoruz. Hatta ama daha fazla da saklanabilir aslında. 10 yıla kadar da saklanabilir. Bu 5 yıl içerisinde aile ikinci bir çocuk sahibi olmak istediğinde tekrar bize başvuruyor. Tüp bebek tedavisi biraz zahmetli bir tedavidir. İşte her gün iğnelerin yapıldığı, yaklaşık 15 gün süren bir tedavi. Dondurulmuş bebek transferinde böyle bir süreç yok. Çok daha rahat bir tedavi. Maddi açıdan da ailelere çok daha az yük olan, normal tüp bebek tedavisinde neredeyse 5'te 1'i fiyatına mal olan bir tedavi. Ve gebelik şansı taze tüp bebek transferlerinden çok daha yüksek. Peki, çok kısa bir aramız olacak. Tamam. Yönetmenim çok fazla telefon ve mesajların geldiğini söylüyor. Hemen biz öncelikli farklı sorular varsa sıralama yapalım. Kısa bir ara verelim. Kadın hastalıkları ve doğum, aynı zamanda tüp bebek uzmanı üzerinde çok önemli bir ismi ağırlıyoruz. Avias Hospital'dan Operatör Doktor Mehmet Koç'ta az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Avrasya Hospital'in sunduğu Önce Sağlık programı devam edecek. Hayata dair ne varsa hepsi bu programda. Sami Özde ile hayatın tüm renklerinin masaya yatırıldığı hayat sohbetleri, aynı zamanda gönüllere de hitap eden sıra dışı bir program. Yeni bir güne erdim. Rabbime binler şükür. Şu güzel ülkede ben yaşıyorum böyle hür. Gizli bir ahenk ile geçer gider bir ömür. Biz gideriz cihanda. Kervan daima yürür. Her hafta birbirinden önemli konuklarla tadına doyulmaz bir sohbete davetlisiniz. Hayat sohbetlerinin bu haftaki konukları Bahçeli Evler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Celal Apay. Gazeteci yazar Sami Özey'in hazırlayıp sunduğu Hayat Sohbetleri pazartesi günü saat 20'de Tekrümeli TV'de. Tekrümeli ekranları yine tek. Arnavutça şarkıların en güzelini Besabes grubunun eşsiz yorumlarıyla Tekrümeli ekranlarından izleyeceksiniz. Yola yola saate doyna, oynuniye ubone eyona. Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Balkanlarda yaşayan Arnavutların sesi. Otantik Arnavut halk müziğinin gerçek sesi Besabes. İslam Sadiker'in sunumuyla pazartesi günü saat 22'de sizlerle. Avrasya Hospital'in sunduğu Önce Sağlık programı devam ediyor. Tekrar birlikteyiz. Önce sağlık programına kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avrasya Hospital'dan kadın doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Mehmet Koç'ta tüp bebek ve kısırlık tedavisini konuşuyoruz. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. En çok sorulan soruların başında da yurt içinden ya da yurt dışından
Tüp bebekle ilgili tedavi aşamaları nasıl oluyor Türkiye'ye? Şimdi Türkiye'deki nasıl? Sağlıktaki bu hızlı gelişim ve yurt dışına göre fiyat açısından çok ciddi avantaj olması nedeniyle çok fazla bizim yurt dışından hastalarımız geliyor. Evet. İstanbul tabii sağlık merkezi çok gelişmiş bir şehir. Bu nedenle Türkiye'nin çeşitli illerinden de hastalarımız geliyor. Hastaların çok bir hazırlık olarak biz gebelik öncesi mutlaka folik asit kullanmasını öneriyoruz. Bunun dışında bize zaten hastalar gelmeden önce bütün bilgilerini paylaşmalarını istiyoruz. Biz bunlara telefonla görüşüyoruz. Bilgilerini evet. aldıktan sonra eğer herhangi bir sorun yoksa adetin ikinci de üçüncü günü bize gelmelerini istiyoruz. Evet. İstanbul'da da yaklaşık olarak bir 20 gün civarında tüp bebek tedavisinin süresi var. 20 gün civarında konaklıyor. Ondan sonra biz tüp bebek tedavisi bitirip bebeği transfer ettikten bir gün sonra hasta her şekilde istediği yere gidebilir. Hatta biz bir gün sonra Amerika'ya bile hastalarımızı, Amerika'dan, Kanada'dan gelen hastalarımız var. Oraya bile gönderebiliyoruz. Peki gelen sorulara cevap hocam. Tüp bebek tedavisine başladığım andan itibaren nelere dikkat edebilirim? Sosyal yaşantı ve iş yaşantımı aksama olabilir mi? Ya da şöyle söyleyeyim. Evet. Aslında eğer iş yeriyle ilgili bize tüp bebek tedavisi sürecinde kliniğe 5-6 defa gelmeleri gerekiyor. Biz adetin ikinci, üçüncü tedaviye başlıyoruz. Ardından 3 gün sonra tekrar çağırıyoruz. Sonra gün aşırı tekrar çağırıyoruz. Eğer bu dönemde iş yerinden izin alabiliyorsa hiçbir sorun yok. İşine gidebilir. Yani 1-2 saat ayırabiliyorsa bir sorun yok. Özel bir istirahat önermiyoruz. Tüp bebek tedavisi esnasında cinsel ilişki dışında ve ağır egzersizler dışında her şey serbest. Günlük yaşamına devam edebilir. Günlük yaşamla ilgili bir sıkıntı yok. Bazen yumurta sayısı özellikle polikistik overli hastalarda çok fazla sayıda yumurta olabiliyor veya yumurtalıkta çok fazla büyüyebiliyor. Bu hastalarda bazen hafif hareket kısıtlaması önerebiliyoruz ama onun dışında tüp bebek tedavisinde yatarak bir tedavi değildir. Hiçbir aşamada hastanede yatırmıyoruz. Yumurta topladıktan birkaç gün sonra, yani birkaç saat sonra evine gönderebiliyoruz. Transferden sonra evine gönderebiliyoruz. Hastaların transferden sonra bizden en çok beklentisi şudur. Hocam yatmalı mıyım? Hastanede yatayım mı? Tüp bebek tedavisine transferden sonra hastaların hastanede yatmasına gerek yok. Bir saat hastanede bekledikten sonra rahatlıkla evine gidebilir. Hatta bir gün sonra istediği şekilde istediği yere gidebilir. Evet. Peki ismini vermeyen bir izleyicimiz genç yaşta adetten kesilmiş ama tüp bebek sahibi olabilir miyim? Çok dikkatli şu an sizi dinliyorum. Yani erken menopozsa dediğimiz bir durum var. Yumurtalıkların erken yaşta görevini sonlandırılması. Tedavi süreci biraz sorunlu olabiliyor. Şu anda erken menopozda direkt yönelik bir tedavi yok. Evet. Ama hastamızın muayene etmeden de sadece adetten kesilmesi, bazen polikistik over hastalar da adetten kesilebiliyor veya başka sebepler de olabiliyor. Muayene etmek lazım ama erken menopozda tedavi şansı biraz sorunlu. Evet. Peki genetik hastalıklar kısırlık nedeni miydi hocam? Bazen işte erken menopoz dediğimiz durumda genetik bir problem olduğunda aslında hastada bir problem yoktur ama bir geninde ufak bir sorun olduğu zaman erken menopoza girebiliyor. Erkeklerde yine genetik hastalıklarda genetik problem olduğunda sperm sayısı azalabiliyor. Evet. Veya bu tip durumlarda biz preimplantasyon genetik dediğimiz bebeklerin genetik incelemesini yapıyoruz. O tip bir genetik inceleme yaptıktan sonra bebekte bir sorun yoksa o bebeklere transfer edebiliyoruz. Genetik problemlerde kısırlığa sebep olabiliyor. Peki yine en çok sorulan soruların başında tüp bebek tedavisi görüyorum. Belirli ilaçlar kansere yol açar mı? Dünyada da en çok biliyorsunuz kanser ve kalp ilk sıralarda yer alıyor. Bir yandan da bebek sahibi olmak istiyorum. Bu riski ben taşıyabilir miyim diye gelen telefona cevap etsin. Tüp bebek tedavisi özellikle meme kanseriyle ilişkisi çok araştırılmış. Yani evet. Bize de en çok gelen sorulardan bir tanesi budur. Tüp bebek tedavisi meme kanseri yapar mı diye. Burada meme kanserinde aslında tüp bebek tedavisinin değil de çünkü tüp bebek tedavisi esnasında hormon yüksekliği çok kısa bir dönem oluyor. Evet. Kadınların çocuk sahibi olamadığı için, emzirme yapamadıkları için emzirme yapamadıkları için ondan kaynaklandığını düşünüyoruz. Yani direkt tüp bebek tedavisine değil de aslında çocuk sahibi olamadıkları için meme kanseri olasılığının biraz daha fazla olduğu yönde. Direkt tüp bebek tedavisinin direkt yumurtalık, rahim ya da meme kanseri yaptığına yönelik bir durum yok. Peki kanser tedavileri kemoterapi esnasında sperm sayısını etkiler mi? Kanser tedavileri hem sperm sayısını hem yumurtalığı etkileyen bir tedavi. Bu tip durumlarda eğer
herhangi bir kanser tespit edilmişse evet. tedavi öncesinde mutlaka sperm ya da yumurta dondurması yapılması gerekiyor. Sperm dondurmak çok daha kolay bir olay. Sperm dondurduktan sonra başarı şansı da yüksek. Ama yumurta dondurması gün geçtikçe başarı şansı artıyor ama hala bir sorun. Evet. Peki bir telefonumuz var, yönetmenim uyarıyor. Duyabiliyor musunuz? Alo. Alo. Hemen sorunuzu alalım. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda birçok ödüle sahip Mehmet Koç hocamız sorunuza ilişkin bilgileri verecek. Alo, iyi günler hocam, merhaba. Merhaba. Öncelikle bu programı yayınladığınız için size teşekkür ediyorum. Ben 35 yaşındayım, çikolata kisti vardı. Evet. Ameliyat oldum. Tüp bebek tedavisi uygulandı çikolata kistinden önce. Hı-hı. Sonradan tekrar çocuk sahibi olamayınca tekrar aşılama yapıldı. Yalnız evet. ikisinden de bir sonuç anlamadı. Şimdi tekrar çikolata kisti tazeler mi? Hangi yola başvurmam gerekiyor? Şimdi tekrar muayene olup yani çok büyük bir çikolata kistiniz yoksa tekrar tüp bebek tedavisine başvurmanızı öneriyoruz. Yani bununla ilgili bazen biz baskılama yöntemleri dediğimiz yöntemler var. Bir iğne yapıyoruz, yumurtalıklarınızı biraz baskılıyoruz, ardından tüp bebeği alabiliyoruz. Muayene yapıldıktan sonra karar vermek lazım ama yaşınız 35, 35 yaş kötü bir yaş değil. Gebelik şansı yüksek bir yaş. O yüzden vazgeçmeyin. Tekrar tüp bebek tedavisi daha uygun olacak gibi. Öbür yolda olmaz mı hocam? Yani bu konuda olmaz diyemeyiz. Yani rahim açıksa, yani tüpler açıksa mutlaka olabilir ama tabii buradaki temel şey hasta muayene etmeden olur ya da olmaz demek şansımız yok. Ama çikolata kisti gebelik şansını azaltan bir durum. Ama ameliyat oldum hocam. Ameliyat olsanız da azaltıyor. O yüzden yakınınızda tüp bebekle ilgilen, infertle ilgilen bir merkeze başvurmanızı, oradaki muayeneden sonra tedavinizin düzenlenmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, Adana'dan izleyicimiz bize ulaşmıştı. Yine tedaviyi aksatmadan. Mutlaka bir tüp bebek evet. merkezine başvurun. Hatta mısınız Yaşar Hanım? Alo. Evet, Yaşar Hanım gitti. Adana'yı sevgiler. Hocamın dediği gibi ihmal etmeyin ve yine de yani mutlaka size... ilk defa da gebelik sahibi olunamayabilir. Pes etmemesi gerekiyor. Pes etmemesi gerekiyor. Yakındaki bir merkeze başvursun. Oradaki doktor arkadaşlar onu zaten doğru bir şekilde yönlendireceklerdir. Evet. Yine bir telefonumuz var. Duyabiliyor musunuz? Alo. Alo. Peki. Tekrar telefon ulaştığında sorusunu yöneltecek. Hocam şimdi çok fazla gelen sorularda kanserden bahsediyoruz ya, tam onun üzerine birikmiş soruların cevabı olsun. Rahim ağzı kanseri olmuş, ismini vermeyen izleyicilerimiz, ama tüp bebek tedavisi de görmek istiyorum, zararı var. Rahim ağzı kanseri tamamen farklı bir durum. Özellikle human papilloma virüs dediğimiz bir mikrobik hastalıkla kaynaklanan bir sebep. Evet. Rahim ağzı kanserinden korunmak için kadınların her yıl mutlaka simir testi, limit bir testi yaptırmaları gerekiyor. Evet. Simir testindeki en ufak bir bozuklukta çok erken dönemde tedavi şansı sağlanabiliyor. Rahatla şey yapabiliyor. Eğer rahim ağzı kanseriyle ilgili tedavi görmüşse ve rahim ağzı kanseri sorunu yoksa hastamız tüp bebek tedavisine başvurabilir. Hiçbir sorun da yaşamaz. Evet. Hocam çok fazla adet dönemlerinin aksamalarından dile getiren sorular var rejimize. Yine de tedaviye etkisi olumlu olmuş. Adet dönemi aksamalarının önemli sebeplerinden bir tanesi polikistik overdir. Polikistik overde hastalarda yeni adet düzensiz olur. Muayene olduklarında eğer buna yönelik bir sorun varsa evet. tedaviye alınabilir. Polikistik overde zaten tedavi şansının yüksek olduğundan bahsettim. Muayene ettikten sonra karar vermek gerekiyor. Evet. Yine bir izleyicimiz sorusunu yöneltmek istiyor, ismini vermeden. Tamam. Hocam ilk başlarda dikkatli dinliyorum. Yaşın çok önemli olduğunu çok önemli. Söylediniz. Peki spermle ilgili eşimde sıkıntı varsa ne yapacağız diye. Tüp bebekte sperm bize çok fazla, yani 5 ya da 10 tane sperm bile yeterli. Hatta bazen evet. sperm bulunmayan, hiç sperm olmayan erkeklerde bile evet. Ameliyatla eğer sperm üretimi varsa, ameliyatla sperm aldığımızda gebelik şansları çok yüksek oluyor. Mikrotesi dediğimiz bir operasyon var. Hiç sperm olmayan erkeklerde biz 4 tane 5 tane sperm bulsak bile çiftlerin çocuk sahibi olmasının şansı var mıdır? Çok kesinlikle vardır ve çocuk sahibi olmasını sağlıyoruz. Sigara çok önemli bir faktör. Sperm hareketlerini azaltacak, alkol, evet. yaşam tarzı. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor ama tüp bebekte sperm sayısının etkisi çok fazla değil. Ama şu da var,
erkekte yaş artması da kadın kadar olmasa da başarı şansını etkiliyor. Ama kadınlardaki yaş artışı tüp bebekte başarı şansı çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Evet. Şimdi yine siz çikolata kistinden, evet, miyomlardan ve kistlerden süremizin ilerlediğince cevap veriyorsunuz, bilgilendiriyorsunuz bizleri hocam ama izleyicilerimiz sürekli diyor ki tekrarlıyor, ameliyat oluyorum ve bir türlü çocuk yapma karar aşamasına geçemiyoruz. Bünye zayıflığı psikolojik destek şart. Yani çikolata kistinde ameliyatı biz çok nadir yapıyoruz. Öncelikle aslında çocuk sahibi olmasına yönelik tedavi uğraşıyoruz. Evet. Çünkü ameliyat yaptığımızda çikolata kistini çıkarsanız bile yumurtalıklara zarar veriyorsunuz. Eğer çok büyük değilse çikolata kisti 5 santim, 6 santim, 7 santim değilse ve tedavi engel olmuyorsa biz direkt tüp bebek tedavisini alıyoruz. Yani direkt oradaki çikolata kisti, hatta benim bir tane hastam vardı. 12-13 santimlik çikolata kisti vardı. Ona rağmen tedaviye başladık ve çocuk sahibi oldu. Gittiğim bir problem değil. Yeter yani tüp bebek tedavisinde çikolata kistinde öncelik gebelik elde edilmesidir. Çikolata kisti direkt tedavi sürecine zarar vermiyorsa çikolata kisti varken tüp bebek tedavisi yapılabilir. Peki yine devam edelim. Telefonumuzla sorumuzu yöneltelim hocam size. Nazan Çakmak Kayseri'den duyabiliyor musunuz? Kayseri'ye sevgiler gönderiyoruz. Nazan Hanım. İyi günler. Merhaba İyi Nazan Hanım. Merhaba hocam. Size bir sorum vardı da. Buyurun. Ben birkaç sene önce rahim dilimi çekilmiştim. Evet. Rahmimin yarısının olmadığı ve sağ tüpümün olmadığı söylendi. Evet. İki defaçlama yaptırdım. Bir defa da tüpürek yaptırdım. Başarısız oldum. Ama şimdi cesaretim yok. Yine denemek istiyorum ama olur mu olmaz mı bilemiyorum. Anladım. Şimdi rahim anomalileri de gebelik problemin rahimde oluşan anomalileri gebelik şansı azaltan bir durum. Rahimde bazen septum dediğimiz bantlar oluyor. Ve evet, bunu rahimleri genişletmek gerekiyor. Hanımefendinin anladığım kadarıyla rahim tek parçalı bir rahim. Eğer yeterli bir kalınlık varsa, yeterli bir bebeğin yerleşeceği alan varsa her zaman gebelik şansı vardır. Bu da tabii rahim filmiyle hastanın muayenesi değerlendirilebilir. Evet. Eğer yeterli bir alan, bazen septum dediğimiz durum varsa bu zaman histereskopi dediğimiz kapalı ameliyat yöntemiyle septum açılarak rahim içi genişletilir. Sonra hasta kendiliğinden de gebe kalabilir veya tüp bebekle de gebe kalabilir. Ama önemli olan orada bebeği taşıyabilecek büyüklükte bir rahmin olması. O da ancak muayenede söyleyebiliriz. Eğer öyle bir rahim yapısı varsa gebelik şansı vardır. Şansınız var. Nazan Hanım, Kayseri'ye sevgiler gönderiyoruz. Kayseri'de Nazan Hanım'ı değerlendirebilecek kalitede birçok doktor arkadaşımız var. Herhangi bir tüp bebek merkezinde ya da üniversitenin tüp bebek merkezinde başvurduğu zaman kendisine yardımcı olacaklar. Umudunuzu yitirmeyin. Kesinlikle. Hocam şansınız var diyor. Kayseri'ye tekrar buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Hocam çok fazla gelen yine sorularda gebelik ve gebelikte kalp ve şeker tansiyon hastalarımız var. Tüp bebek tedavisini görüyoruz. Çocuğumuza yan etkisi var mıdır? Kalp hastalıkları farklı bir konu. Kalp hastalıkları, eğer ciddi kalp hastalıkları varsa bunun gebelikle ilgili ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bazen onun bir kardiyoloji muayenesinden sonra hastanın gebe kalıp kalmamasında bir sakınca olup olmadığı bize bildirilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü gebelik ilerleyen dönemlerinde kalbe çok fazla yük bineceği için bazen gebelik kalp için sakıncalı olabiliyor. O ayrı bir nokta. Ama şeker hastalarında yoğun ve düzenli bir takiple bebekten hiçbir şey olmadan çok rahatlıkla çocuk sahibi olabilirler. İnsülin kullanabiliyor, farklı hormonlar kullanılabiliyor, farklı ilaçlar kullanılabiliyor ama şeker hastalıkları iyi bir takip yalnız. Takipte sorun olursa gebelik açısından sorun yaşayabilir, gebelik komplikasyonlar olabilir. İri bebekler, gebelik problemi ama takipte bir sorun yoksa çok rahatlıkla gebe kalabilir, hiçbir sorun yaşamazlar. Hocam kısaca değindik ama laparoskopiye ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyen izleyicilerimiz var. Laparoskopi kapalı ameliyat dediğimiz bir yöntem. Yine televizyonla bizim 3 tane göbekten bir kamera yerleştiriyoruz. Ve yine karın bölgesine 2 tane de bizim kullanacağımız aletleri yerleştirip ufak delikler açıyoruz. Konforlu bir ameliyattır. Ameliyattan hemen sonra bir gün sonra rahatla eve gidebilir. Bir hafta sonra işine dönebilir. Laparoskop ile her türlü ameliyatlar yapabiliyoruz. Evet. Miyom ameliyatı yapılabilir, rahim alma ameliyatı yapılabilir, yapışıklık ameliyatları. Yani her türlü ameliyat laparoskop yapılabilir. Konforu şudur, daha kolaydır, hasta için daha az ağırlıdır ve görüntü büyütme şansımız olduğu için de normalde gözle göremeyeceğimiz yerleri bile çok daha rahatla görebiliyoruz.
konforlu bir operasyondur laparoskopi ve gelecekte de gittikçe artabilir laparoskopi. Peki yine iğnelersek histeroskopi ile ne farkı var? Nedir? Histeroskopi rahimin aynı sistemdir aslında. Histeroskopi rahmin içine bakıyoruz. Yine kamerayla. Orayı rahimin içine su vererek şişiriyoruz. Orada polip varsa, miyom varsa, yapışıklık varsa veya biraz önceki hastamızın bahsettiği gibi işte şekil bozukluğu varsa bunları orada düzeltebiliyoruz. Laparoskopi ise karın kısmına dışarıdan bakma bir operasyondur. Evet. Şimdi bugün sizi biz Avrasya Hospital'dan ağırlıyoruz. Avrasya Hospital'ında kadın doğum ve hastalıklarında çok önemli iddialı olduğunu biliyoruz. İstanbul'un yarıya yakın bebekleri Avrasya'nın bebekleri diyebiliriz. O kadar çok. Çünkü kime sorsak Avrasya'nın bebeği, Avrasya'nın bebeği diye gittiğimiz kongre ve festivallerde karşımıza çıkıyor. Peki hastanenizde bu tür çalışmalara yönelik örnekler var mı? Yani Tedavi anlamında özellikle. Biz hastalarımız her türlü şekilde, yani her türlü tedavisine karşılayabilecek kapasitedeyiz. Takiplerini yapıyoruz. O konuda hiçbir sıkıntımız, hiçbir sorunumuz yoktur. Evet. Peki yine gelen sorularda hocam, tüp bebek tedavisi olmak istiyorum ama aşılamama tüp bebek mi, karar veremedim diye gelen sorulara. İşte dediğim gibi hiçbir zaman biz hastalık yoktur. Hastayı değerlendirmek gerekiyor. Eğer 3 yılın üzerinde çocuk sahibi olunmuyorsa, herhangi bir sebep tespit edilememişse evet. Ve 3 yılın üzerinde çocuk sahibi olamıyorsa aşılamayı ben çok önermiyorum. Evet. Eğer sperm sayısı çok azsa aşılamayı önermiyoruz. Evet. Peki hocam. Onun dışında yani muayene ettikten sonra karar vermek lazım. Evet. Peki başarı şansları tüp bebeğin biraz daha yüksek, aşılamanın biraz daha az. Aşılamanın başarı şansı %15 civarındadır. Bütün hasta gruplarında tüp bebekte 150-160'lara kadar başarı şansını artırabiliyoruz. Tabi de işin maliyet kısmı var. Aşılamanın maliyeti, tüp bebeğin maliyetinin yaklaşık 4'te 1'i kadar bir maliyeti var. Ama hastayı değerlendirdikten sonra buna karar vermek lazım. Yani bir hasta için aşılama uygunken diğer bir hasta için tüp bebek uygun olabilir. Şimdi hocam yönetmenim hemen elime bir mesaj verdi. Onu izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Şu an kalabalık bir aile bizi izliyormuş. Sizin hastalarınızdan şu an dikkatlice sizi keyifle izliyoruz. Mehmet hocam sayesinde hayatımıza iki paşayla devam ediyor. Teşekkürlerimizin tarifi azdır demiş. Mert ve Yiğit de birlikte sizi izliyoruz. Hocam iyi ki varsınız. Aysun Bilgiç. Bilgiç. Tüm Mehmet Koç hocamın bebek sahibinde katkı sağlayan aileler adına diye mesajını çekmiş çok hocam. Çok teşekkür ederim Aysun Hanım. Mert ve Yiğit'in de gözlerinden öpüyorum. Çok iki tane tatlı delikanlı. Ve isimleri gibi olacak diye düşünüyorum. Evet. Mert ve Yiğit olacaklar. Peki hocam şimdi siz tüp bebek alanında uzman olduğunuzu biz programın başından itibaren hep sürekli vurguluyoruz ama şimdi yavaş yavaş yönetmenim uyarıyor. Yönetmenim müsaadenizle ben detaylı bilgileri almadan hocamı göndermeyeceğim. Programı da kapatmak istemiyorum. Şimdi hocam yıllardır bu işin uzmanlığını yapıyorsunuz. 2-3 tane örnek verseniz anne babaları teşvik etmek adına hikayeler böyle spontane nasıl geliyorlar size? Çok güzel bir mutluluğa ev sahipliği yapıyorsunuz Avrasya Hospital olarak. Sonrasında kocaman bir aile büyüyor ve sizlerle birlikte böyle güzel haberleri. Mert Yiğit yani bunlar güzel. Yani evet. Bunların büyümelerini de takip ediyoruz. Mesela yeni dönem bir tane benim hastam çocuk sahibi oldu. 18 yıllık evliydi. Yani 18 yıldır çocuk sahibi olmuyorlar. Artık bazen süre geçti insanlarda umut azalıyor. Evet. Umutun azalmaması gerekiyor. Yani umut her umut, işin başında mutlaka. Olacak. Evet hocam. Yani biz zaten bazen tedavi şansı yoksa hastaya biz direkt söylüyoruz da. Yani bu konuda herhangi bir şey yok. Ama 18 yıl sonra bir insana çocuk sahibi olabiliyor. Ve çok mutlular. Ve çocuk çok farklı bir duygu. Yani ben kızımda yaşadıklarımı bildiğim için, yani kızım benim için çok değerli. Bir de erkeklerin kız çocuğu olması daha da değerliymiş. Kızınızın ismi ne buradan? Beril. Sevgilerimizi gönderelim o zaman. Ağzınızdan düşünmüyorsunuz. İnanılmaz zaten. Keyifli yani, çocuklar. Evet. Yani onu da seviyorum. Yani insanların çocuk sahibi olmasını da benim yaşadığım duyguda yaşamasını istiyorum. Peki şimdi siz hem konunun uzmanı hem bir baba olarak dile getiriyorsunuz. Telefonumuz var, ismini vermiyor Adana'dan. Sonrasında ben yine size sorumu yönelteyim. Adana'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum. İyi günler. İyi günler. Merhaba, iyi günler. Benim sorum doktor beye, kızımda sis denildi. Bekar, 18 yaşında, kafam çok karışık. Yalnız tedavi olarak iki küçük bir büyük denilmişti. Doğum kontrol hapı verildi. Bu doğum kontrol hapının gerçekte zararı var mı? Onu öğrenmek istiyorum.
Peki hat takalım. Doğum kotrafı kullanılabilir. Basit yani kistler iki tür ayrılır. Çikolata kist dediğimiz kistler var. Yani bunlarda doğum kotrafı verseniz de belki hastanın şikayetleri azalıyor ama tedavide çok ağır tedavisinde etkili. Bir de basit kist dediğimiz bazen adet dengesine bağlı yumurta çatlamıyor ve kist oluşuyor. Bunlarda doğum kontrapları çok etkilidir. Çok bir zararı olmayacaktır doğum kontrapı kullanmasının ama çikolata kisti ise takibi önemli. Duyabiliyor musunuz? Adana'da evet, basit kist. Yok, çikolata kisti değil basit bir kist. Basit kiste doğum kontrapı kullanmasının yani hiçbir sakıncası yoktur. Olur, fakat benim kafam çok karıştı hiç yani. Hiç korkmayın. Eğer takipte kaybolacaktır o zaman. Eğer kaybolmazsa belki ileri tetkikler yapılabilir. Birkaç ay içerisinde kaybolacaktır. Yani doğum kontrolünün zararı yok. Hiçbir zararı yok. Kullanabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Onda zaten özelden aldırdı. Yani isim vermeyeyim. Dışarıdan aldırdı ki daha tedbirli olması için. İnşallah bir sorun kalmayacaktır. Teşekkürler. Yani bu kistin de zararı yok diyorsunuz. Basit kistlerin herhangi bir zararı olmayacaktır. Yoktur. Çok sağ olun. Geçmiş İyi günler olsun. Hocam. Teşekkürler. Adana'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Adana'ya sevgiler. Adana'ya... Peki şöyle söyleyeyim hocam. Bekar, birçok soruda da benim elimdeki kağıtlarda da var. Bekar doğum kontrol hapı kullanıyor. Sakıncası var mı? Görmüş olduğu tedaviye etkisi olacak mı? Sonradan yan etkileri çıkacak mı diye soran izleyicilerimize. Şimdi doğum kontrol hapının şöyle bir durum var. Biz infertte tanımlarken diyoruz ki bir yıllık ilişkiye rağmen gebe kalamayan. Siz korunuyorsanız gebe kalıp kalamayacağınızı bilmiyorsunuz. Böyle bir süreç var. Evet. Yani aslında var olan bir problem de gizleyebilir. Evet. Ama normalde doğum kontrapı kullanımının herhangi bir sakıncası yoktur. Yoktur. Gönül rahatlığıyla tedavisini aksatmıyor. Ama her zaman söylediğim gibi genç yaşta yani çok genç yaşta değil 25 yaş ile 35 yaş arasında anne olmak bir kadın için bütün duyguları yaşamak için de güzel bir dönem. Rahat bir gebelik için de. Günümüz şartlarında hocam. Araya sıkıştırsınlar. Sıkıştırsınlar, ihmal etmesinler. Aile inanılmaz yani, bir keyif. Yani erteleyin ben işte 30 yaşında 40 yaşında tüp bebek yaparım, çocuk sahibi olurum demek çok kolay olmuyor. Evet. Peki 18 yıllık tecrübenize dayanarak hikayeyi anlatıyordunuz. 18 yıllık hiç çocuğu olmamış mı size gelen? Hayır, çocuğu olmaz. Zaten çocuğu sürekli çok kontrol... tedavi görülmüş ama tedavide başarısızlıklar var. İşte yumurta takip olunmuş, tüp bebek tedavisi var ama umudunu kaybetmesini istemiyorum. Biz ama şu önemli, eğer gebelik şansı varsa tedavi alıyorum ben. Gebelik şansı olmayan asla tedavi almamak gerekiyor. Yani yumurtası yoksa gebelik içinde bir yumurta ve bir sperm gerekiyor. Eğer bunlar varsa... Yaş dönemi tabii tedavi alınabiliyor. Her zaman şans vardır. Peki yine izleyicilerimizi bilgilendirmek adına çok fazla sorular, çok fazla hep vurguluyorum. Çünkü aynı sorulara ortak isim veremiyoruz. Çünkü aynı isimleri süre yetmez hocam size sayarsam. Hepsinin adına cevap olsun. Çok masraflı mı? Maliyeti nedir? İlk başta hangi tetkikleri istiyorsunuz diye eşimle mi gelmeliyim direkt diye gelen sorulara cevap veriyorum. Tedavide ben eşle gelmelerini her zaman öneriyorum. Çünkü bu bir süreç. Yani çiftlerin beraber yürütmesi gereken bir süreç. Ve duygusal olarak da beraber yürütmesi gereken bir süreç. Kadınların da çok stresli olduğu bir dönem. Eş desteği çok önemli burada. Ben mutlaka hastalarımın eşleri beraber gelmesini istiyorum. Tedavide öncelikle genel bir sağlık taraması yapıyoruz. Muayene ediyoruz. Eğer bir problem varsa tüp bebek tedavisine başlamadan bu problemi ortadan kaldırmak lazım. Eğer rahim içerisinde bir polip varsa öncelikle bunu histereskopiyle ortadan kaldırmak lazım. Tüplerde bir sorun varsa bazen tüplerin tıkanması gerekiyor. Yani bağlamak gerekiyor. Eğer her şey bittikten sonra tüp bebek için uygunsa bir sorun yoksa tedaviye başlıyoruz. Genel hormon testlerini istiyoruz. Guatr testlerini istiyoruz. Onlara bakıyoruz. Ondan sonra tedaviye başlıyoruz. Tedavi maliyeti eskiden çok çok daha yüksekti ama şu anda yani kabul edilebilir tedavi maliyetlerinde. Yani sigorta karşılıyor mu? Özel mi diye soranlara rakam verilir mi bilmiyorum. Yönetmenim sorarım yani rakam vermek doğru mudur? Doğru olduğunu düşünmüyorum rakam vermen ama yani aradıkları zaman biz kendi şeylerimizi vereceğiz rakam verilebilir. Sigortanın bazı şartlar sağlaması gerekiyor. Sigortanın hastaların sigortadan yararlanabilmesi için belli bir sigortalı süresi gerekiyor. Belli bir evlilik süresi gerekiyor veya hiçbir sebep bulunmayan, açıklanmayan infertilite grubunda iki defa aşılama yaptırması gerekiyor.
Bunlar da daha sonra sigortadan yararlanabiliyor. Sigortadan yararlanan zaman ilacında ve tedavisinde sigortasını kullanabiliyor. Ama bir fark da ödeyebiliyor. O zaman şöyle diyelim, en yakın tüp bebek merkezinden telefonla aradıkları zaman. Yani eskiye göre fiyatların çok daha makul olduğunu düşünüyorum. Yani tüp bebeğin ilk tedavi dönemi çıktığına göre. Ulaşılmayacak fiyatlar değil. Peki çok teşekkür ediyorum. Süremiz doldu. Yönetmenim uyarıyor. Eklemek istediğiniz var mıdır hocam? Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Hocamıza nasıl ulaşabiliriz öncesinde hatırlatmasını yapalım. Hocama nasıl ulaşmak ulaşabilirim diye gelen sorulara 0212 alan koduyla 665-5050 tekrar edelim. 0212 alan koduyla 665-5050'ye kadın doğum hastalıkları ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Mehmet Koç'a ulaşabilirsiniz. Hocam çok teşekkürler ben tekrar. Teşekkür evet, önce sağlık programı sonuna geldik. Haftaya yeniden pazartesi saatler 11'i gösterdiğini bizler sizin tekrar karşınızda olacağız. Programın tekrarını nasıl izleyebiliriz soranlara da çarşamba günleri ana haberin ardından gece 1'de tekrar izleyebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek Allah'a ısmarladık. Avrasya Hospital, önce sağlık programını sundu.